Merhaba, ben İrem. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilk defa bir kendin yap videosu çekiyorum. Oda kokusu yapacağız birlikte. Oda kokusu benim hep satın aldığım bir ürün ve bir sürü para veriyordum ve hep sinir oluyordum. Niye bu ürünler bu kadar pahalı diye. Sonra Pinterest'te karşıma çıktı. Meğer yapması çok kolaymış. Evdeki malzemelerle de hemen yapılabiliyormuş. Kendim yaptım oldu ve şimdi bir de sizinle yapmak istedim. Malzemelerimi sayacağım önce. Bir tane boş şişeye ihtiyacınız var. Bir parfüm şişesi olabilir. Gerçi içinde pek koku kalması işimize gelmez. Ya da alacağınız böyle aksesuarcılardan boş bir şişe olabilir. Bunun içinde daha önce de bir oda kokusu vardı ama dediğim gibi para verip aldığım bir kutuydu. Bunu boşalttım. Zaten boştu, bitmişti. Yıkadım. Hiç içinde koku kalmadı. Emin oldum artık bundan. Ve ondan sonra yeni şişe olarak kullanacağım. Onun dışında bitkisel bir yağ kullanmanız lazım ama çok kokusu olmasın. Ayçiçek yağı kullanabilirsiniz, bebe yağı kullanabilirsiniz ama sadece çok kokusu olmamasına dikkat edin. Ben burada bebe yağı kullanacağım. Bir tabii ki en önemli kısmı da aslında kullanacağımız esanslar. Yeşil mandalinalı, portakallı, lavantalı, ne kokusu istiyorsanız aktarlara gidin. O kadar güzel çeşitler var ki. Daha önce hiç yaptığım bir alışveriş değildi ama ben bu yağlara bayıldım ve bundan sonra birçok şey yaparım diye düşünüyorum. Bugün de bakalım hangisini kullanacağız. Bir huni şişeye koyarken işinize yarıyor. Yani zaten evde bir huni bulunsun bence çünkü ben çok şey için kullanıyorum. Biraz da alkol kullanacağız. Bunun için limon kolonyası da kullanabilirsiniz hani Türk mantığından gidersek. Ama limon kokacak o zaman. Eczanelerde alkol, böyle saf alkol satılıyor. Böyle küçük bir şişe alabilirsiniz. Ama evinizde çocuğunuz varsa tepelerde bir yerde saklamayı da unutmayın. Bir de tabii ki oda kokularının içinde olan bambu saplarımız olacak. Bunlar da aslında çok basit. Evimde vardı benim. Şu şekilde böyle et şiş, tavuk şiş yapmak için kullandığımız böyle ucu sivri olan bambudan şişler bunlar. Ama sadece yapmanız gereken şey, ben burada biraz sonra yapacağım. Uçlarını keseceğiz bunların. Keski kısmı kalmayacak. Bu kadar. Başlıyorum şimdi yapmaya. Önce ben bütün bu karışımı bir bardağın içinde hazırlayayım ki rahat olsun diye düşünüyorum. Önce yağ koyacağım. Şöyle boşalttım olduğu gibi. Sonra işin en eğlenceli kısmı. Yeşil mandalina benim çok sevdiğim bir koku. Hazır yaz da bitmişken, bu yeşil mandalina kokusuna birazcık hasretken biraz bundan koyayım diyorum. Elinizi korkak alıştırmayın. Koku yapıyoruz. Böyle yaklaşık bir 20-25 damla koyacağım. Yeşil mandalinayı bolca koyduktan sonra birazcık da portakal ekleyeceğim buna. İkisi karışınca çok güzel olacak diye düşünüyorum. Bunları karıştırmak da bu arada çok zevkli. Böyle ne koku çıkacak. Bir ara böyle ev bizim laboratuvar gibi olmuştu. Habire hepsini karıştırıyordum. Birazcık da portakal koydum. Şimdi şöyle bir ipucu var burada. Sadece ikisini karıştırsanız da bir koku çıkıyor ortaya ama yağın çözülmesi için bir alkole ihtiyacınız var. Bir parça çok çok azıcık şöyle alkol koydum içine. Ve tek yapmam gereken şey artık bunu şöyle güzelce karıştırmak. Miktar olarak farkındaysanız çok fazla bir şey yapmadım. Çünkü hazır aldıklarımızın içinde bazı koruyucu maddeler oluyormuş. O yüzden de onların raf ömrü daha uzun oluyormuş. Ama bunu sık sık yapıp 2 ayda falan değiştirirsek herhalde bir sorun olmaz diye düşünüyorum. Şöyle kenarda dursun. Şimdi şişemi alıyorum. Kunimi alıyorum. Ve en eğlenceli kısmı, bunu şişeye boşaltıyorum. Ziyan olmasın. Hop, şöyle alayım bunu da. Bambu sapları var demiştim. Şöyle bambu saplarının böyle şiş gibi kenara geçirilecek kısmını kesiyorum ki güzelce esanslı parfümü emsinler diye. Bu arada ölçüsüne bakalım. Tam tutuyor mu? Evet, sadece ucunu kessem yeterli. Şöyle birazcık. Teker teker kestik. Etrafa saçıldı. Sonra bunu içeriye atıyorum sapları. Oda kokumuz hazır. Ama biraz daha dekoratif bir şeyler olsun istiyorum. Eski bir eve gelmiş davetiyeden bir püskül buldum. Bunun yakışacağını düşünüyorum. Şöyle alalım. Şöyle de bir püskül taktım. Ve bence gayet salona koymalık. Kokusu da hakikaten güzel oldu. Böyle bir oda kokum var artık. Çok da bence
Şık oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de denerseniz lütfen benimle paylaşın. Eğer böyle kendin yap videolarını çekmemi istiyorsanız lütfen videonun altına yorumlarınızı bırakın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşünceye kadar hoşça kalın.